Abi işler güçleri iyi de kazanç yok abi. Abi domates aldık diyelim 30 liraya satarız 30 liraya. Ne yapalım? Bugün yarın pazarımız yok. Mecbur satacağız malı. Domatesler mecbur çünkü domates beklemez. Mesela mantar da olabilir. Farz et ki salatalık. Yani sadece bu yaz ürün sebzelerinde böyle. Lan kilo sana her şey pahalı. Bunlara ne kim çözüm verecek? Allah Allah ne aldın 500 lira. Her şey. Patlıcan aldım, biber aldım, salatalık aldım. Hayır, emeklisi, eşim emekli. Benim bir şeyim yok. Bir tek var, evet. Tamam mı? 2,5 lirada kiram. Yani zor geçiriyoruz oğlum, zor. Pahalı fiyatlar. Çok pahalı. Yani geçen seneye oranla daha mı çok artıyor fiyat? Ulan biraz sıkıntı var, var. Fiyatlarda biraz sıkıntı var, onları biz düzeltmemiz lazım. Öyle değil mi? Öyledir. Siz emekli misiniz abi? He. Geçinebiliyor musunuz? Ben geçiniyorum, ben çalışıyorum. Peki tek emekli maaşından geçinmek mümkün mü? O biraz zor. Ama yani ben şimdi, hayır şimdi ben biraz yüksek aldığım için geçinebilirim belki. Ama 7500 liranın geçimi olmaz yani. Ama 7500 alanları şimdi sıkıntı şurada. Herkes yatırdığının parasını alması lazım. Birisi 10.000 gün prim ödemiş, öbürüsü ödemiş 800 gün, 900 gün aynı parayı alıyor. Olur mu böyle şey? Ne yapması lazım? Almanya gibi herkes eşitlenmesi lazım. Ne ödediysen onu alırsın. Fabrikaya ortak olduk. Sen verdin 1 milyon, ben verdim 100 lira. Aynı parayı mı alacaksın? Burada alan aylık alıyor adam diyelim tekaüt. Ondan bile idare edemez. Alırsa 10 bin lira belki yeter ama 6-7 bine hiç imkan yok. Ben 30 bin lira alırım da Türkiye'ye gelen de yettiremeyirim parayı ben. Ve 6 bin, 7 bin, 8 bin alan nereye yattırsın? Patatesin kilosu 15 lira, ebeğinin kilosu 20 lira. Eve aldıysan evde bir şey yok. Allah hayırlısını nasip etsin. Hükümetimiz bunu yapar. Talep az fiyatlardan dolayı. Yıl sonunda geliyor. Yani kış ayları şu anda zaten. O yüzden dolayı fiyatlar da yüksek olduğundan milletin alım gücü de yok. Millet yılbaşından sonra bekliyor. Asgari ücreti falan bekliyor. Olay bundan ibaret. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Asgari ücret ne kadar yükselirse fiyatlar da ona göre yükselecek illa da. Ama hayırlısı diyoruz yine de. En az %200. %200 fark var geçen sene oranla. Örneğin nasıl diyeyim size, mesela geçen kış çileye baz alarak söyleyeyim. 40 liraya çile satıyorduk. Şu anda 100 lira 150 lira arası. Domates salata 30 liradan geri yok. Biber bahçem grubu 50 liranın altında kolayına satılmaz zaten. Onun haricinde zaten milletin yiyecek oldu. Avuç pırasa karnabahar onlar da 20 liradan geri yok zaten. Hani milletin alım gücü yok. İşin Türkçesini isterseniz. Nereye gideceği de mesul. Millete Allah kolaylık versin. Abi şu anda kış ayındayız. Fiyatlar biraz kar düştüğünden dolayı biraz pahalandı. O yüzden dolayı pahalı olduğundan dolayı biraz talep azdır yani. Yani şimdi bir marul bugün 20 lira. Bir soğan, yeşil soğan 20 lira. Bu insanlara pahalı geliyor bu zamanda. O yüzden alaka biraz bu aylarda zayıf. Bir ay öncesinde daha iyiydi yani. Çok daha iyiydi. Kar düştükten sonra 5 lira daha yukarı vurdu. Mesela 15'te 20 oldu. 15'te 20 oldu. Ispanak 25'te 30 oldu. O yüzden insanlar tabii biraz pahalı buluyor. Bizimkisi bu kendi tarlamız. Akçaabat. Akçaabat Ahanda'dan seralarımız var, tarlalarımız var. Kendimiz üretiyoruz. Bu tezgaha halmalı girmiyor. Pazarda bir tek bu tezgaha halmalı girmez. Bu hepsi yerli Akçaabat ürünleridir. Gübre de pahalı, efendim, ilaç da pahalı. Hepsi pahalı olduğundan dolayı zaten sen bunu bekliyorsun, dikiyorsun, bekliyorsun. Bir buçuk ay bekliyorsun. Hemen de karşılığını alman lazım.